Cümleten selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet sevgili dostlar. Hiç lafı uzatmadan, kıvırmadan direkt bu dostlama duyumlara geçiyorum. Cumanız mübarek olsun. Bu arada bu videoyu gece yarısı herkese açık sunmaya, sunmak istiyorum ama bilmiyorum nasıl olur. nas ee, nasıl ederiz bilmiyorum. Berke Özer için ve gelişmesi. Belki özel için ve gelişmesi. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme konusunda anlaşmadığı Yıldız Kaleci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Genç eldiven yeniden Belçika ekibi Vestorlu'ya transfer olabilir diyor. Şimdi Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Belki Özer önümüzdeki sezon devam etmeyeceğiz demişti. Etmeyecek misin? Etmeyeceğim. Ben de kelimelerime dikkat etmeyeceğim o zaman ve söylemek istediğim şeyi direkt olarak bodoslama söylüyorum. Bodoslama. Ali Koç, Berke Özer'le devam etmiyoruz dediğine göre. Yani ee, devam etmiyoruz dediğine göre Berke Özer önümüzdeki sene Fenerbahçe ile uzatacak arkadaşlar. Yani uz <laughs> uzatacak demek ki. Değil mi? Yani keşke böyle olsa. Niye böyle olsa? Bakın üstüne gelen bir iki tane şutu yedi. Kabul ediyorum. Bu arada Ali Şansalan'ın kıdem düşürülerek TFF birincilik maçına verildi. Cüneyt Çakır'ın bu hafta maç aldığı. <laughs> Çok ilginç ya. Yani ee, böyle duyumlar var ama bilmiyorum nasıl olur. Nasıl eder? Şimdi sevgili arkadaşlar sevgili kardeşler Sevgili dostlar, bakınız ortada şöyle bir olay var. Ben Berke Özer'in biraz duygusal hareket ettiğini, bir yerden sonra uzatmıyorum dediğini yani düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Mecburen öyle söylemek zorundayım. Yanlış anlaşılmasın. Ama Berke ile devam edilebilir. Bu haberler çok gelecek. İsmi Beşiktaş'ta anılıyor, Galatasaray'dan anılıyor, yok Trabzonspor'la anılıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro. Ve Fenerbahçe'de forma giyiyor. 21 yaşında 2,5 milyon euroya alındı. Şimdi Fenerbahçe 2,5 milyon euroya alırken yetiştirme haklarını da aldığı için yani yetiştirme haklarını aldığı için arkadaşlar e, herhangi bir şeyden Nasıl denir ona? Herhangi bir satışta bile biz para alacağız. Yani bilginiz olsun. Yani bilginiz olsun. O yüzden ha, alacağımız para da çok bir para değil ama olsun. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Evet. Yine devam edelim. E, Cigoladalı bazdalara devam edelim. Isparta'dan Fenerbahçe'ye kaleci önerisi. Hemen kaleci duyumuna devam edelim. <laughs> Isparta... Davra Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan. Kaleci Alp Arda'yı Fenerbahçe'ye önerdiklerini açıkladı. Bir dakika hayırlı uğurlu olsun yeni kalecimiz. Yeni kalecimiz hayırlı uğurlu olsun. %100 Fenerbahçe'de, yüzde %1 milyon Fenerbahçe'de, trilyon Fenerbahçe'de, kesinlikle Fenerbahçe'de. Yani e, kesinlikle Fenerbahçe'de. Bu kaleci kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe'de. Aksini iddia edene tokatlarım, döverim. Niye? Futbolcunun adında Arda var. <laughs> futbolcunun adında Arda var arkadaşlar. Yani adında Arda var futbolcunun. Adında Arda olan. Biz şu anda Fenerbahçe'de Arda Fenerbahçe kulübü gibi bir şeyiz. Gerçekten bak. Bu arada futbolcu kiralıkmış. Yaşı 26. 1.92 boyundaki kaleci. Yani 28 maçta 14'ünü gol yemeden tamamlamış. Sadece 18'inde gol yemiş. Hocam ligi çok dandik. İsp şey İstanbul Spor'un oyuncusu. Tamam Isparta Spor'u küçümsüyor olabilirsiniz. İkinci lig beyaz grupta diye. Yani statü olarak üçüncü, sırada, üçüncü lig diye ama başkan diyor ki ee, yani Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a kalecimiz Alp Arda'yı önerdik. Kendisi de izleyeceğini ve scout ekibine, scout ekibine takip ettireceğini söyledi. Fenerbahçe'de kaleci hocaları da izlediler. Alper çok beğendiler. İnşallah emeğini başarısının karşısına alır, karşılığını alır ve iyi bir takıma gider. Ben Fenerbahçe'de başarılı olacağını, birinci kaleci olacağını düşünüyorum demiş. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hoşuma gitti bu haber. Gerçekten bak haber hoşuma gitti. Ya Türkiye'de şunu yapmak çok zor ya. Yani şunu yapmak çok zor. Gerçekten şunu yapmak çok zor. Yani şunu yapmak çok çok zor. Şimdi yine devam ediyorum. Bu arada az önce açıklanan habere göre Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını Halil Umut Beyler şey, yönetecekmiş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, böyle bir durum. Böyle bir durum var. Ha istediğin hakem gelsin. Önemli değil. Niye önemli değil? Çünkü Fenerbahçe bir çizgide gidiyor. İnşallah hayırlısı olsun arkadaşlar. Serdar Aziz'le yeni sözleşme için flash gelişme. Haberi böyle okuyunca herhalde iptal oldu olarak algılıyor insan. Değil mi? Yani Serdar Aziz'le ilgili sözleşme yenilemeye hazırlanıyor diyor. Ee, milli futbolcu şöyle böyle anlaşmanın 3 yıllık bak. Şimdi şur şuraya dikkat. Anlaşmanın 3 yıl olması planlanıyor. 25 maçta görev yaptı. Bir gol bir asist. Az golü de geçenlerde attı. Çok da iyi oldu. Üç yıl. Ne oldu üç yıla? Ne oldu anlaşmaya? Hani anlaşılamıyordu? Hani sıkıntı vardı? Demek ki neymiş? Demek ki neymiş? Mustafa Hoca'nın da az biraz bilgisi varmış. Yani az biraz demek ki bizim de bilgimiz varmış kendi çapımızdan. Ee, onu da konuştuk. Ee, şurada benim bir duyumum vardı ya. Atlamışız. Torino'dan 2. Mert Hakan Yandaş Seferi. Şimdi haberin devamında da yine başka bir Torino haberi var. Şimdi Fenerbahçe'de son dönemde yıldızı parlayan isim Mert Hakan Yandaş İtalya ekibi Torino yeniden harekete geçme kararı aldı diyor. Demek ki daha önce de harekete geçmişler. Geçen seneydi herhalde ya yanlış hatırlamıyorsam. Mert Hakan Yandaş transferinde bu sefer mesafe kat etti. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetimiyle temas kurdu. Yok geçtiğimiz günlerde değil. Yaz transfer döneminde temasa geçtilerdi. Ben hatırlıyorum. Bu kez daha cazip bir teklif. son 3 süperlik maçında 3 asist. Yok son 4 maçında 4 asist diye hatırlıyorum. 27 yaşındaki futbolcu mücadelesi taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Bu sezon 29 maçta forma giyen oyuncu 2 gol 7 asistle imza attı. Güncel piyasa değeri 2.3 milyon euro. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor. 2020'de Sivas'tan bedelsiz olarak gelmişti. O dönem Galatasaray'la yarışa girmiş ve her zamanki gibi transfer yarışında kazanan Fenerbahçe olmuştu. Ee, hocam Kerem Aktürkoğlu'nda kazanamadık. Yo biz vazgeçtiğimiz zaman Galatasaray alıyor işte. Biz vazgeçene kadar devam. Ama niye, nereden vazgeçtik? Hem o da var. İkinci Torino haberi Torino'nun Atilla Salahi ham hamlesi diyor. Şimdi inanırım buna. Niye? Torino Atilla Salahi için Salah kapısını çaldığı belirtildi. Ha, Fenerbahçe'de gösterdi. Performansla birçok kulübü peşine taktı ve haber geldi diyor. Göztepe'nin oynanan maçta Atilla Salahi'yi takip ettirdi. Ee, sezon bitimini beklemesi bekleniyordu. Ancak çizme temsilcisi elini çabuk tuttu. 42 maçta bir gol iki asisti var demiş. Ben şunu söyleyeyim. İki ismin de Torino'ya gideceğini düşünmüyorum. Ne Serdar şey Atilla Salahi'nin ne Mert Hakan'ın. Ben Serdar'la da Berkeli'de uzatılacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'de iç transfer gündemi. Bakın çok ilginç bir gündem. Şimdi ikinci sıraya yükseldi Fenerbahçe. Sezon bitene kadar bütün baştan tamamlarsa en kötü olarak ikinci bitirecek ligi. %100. Ali Koç da e, zahmet olmazsa bir ara teknik direktörü işini halledecek inşallah. Bir de forvet bekliyor takım. Şimdi İsmail Kartal'a 5 maç arka arkaya galibiyet serisi yakalandı. Son 9 maçta 8 galibiyet elde edildi. Ve e, mesela Kim Minji Fenerbahçe'de en sıkıntı yapacak isimlerden bir tanesi çünkü çok teklif var. Şimdi resmi temaslar çok fazla. Çok çok fazla hatta. Ve Fenerbahçe hani Kim Minji başta İngiliz ekipler olmak üzere birçok takım Fenerbahçe'yi yoruyor. Fenerbahçe de bırakmak istemiyor açıkçası. Ha çaresiz kalırsa 20-25 milyon euro para istenecek diyor. Şimdi yerini dolduracak ismi bulmak çok zor. Bence de çok zor. Hatta imkansıza yakın diyebilirim. Bu yüzden yönetim futbolcuyu satmak istemiyor. Yeni sezonun en önemli isimleri arasında görülüyor ve Serbest kalma bedeli ödenirse demiş benim bildiğim bilgim dahiline serbest kalma bedeli yok. Serdar Aziz ve Altay Bayındır'a yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor demiş ama ikisine de imza attırılır. Birçok Avrupa kulübünün radarında bu iki futbolcu da e, serbest kalma bedeli konması hedefleniyor diyor Altay Bayındır'a. Tabi sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar Aziz'in. İki tarafta anlaştığı gibi bir şey. Golcü çalışması sürüyor demiş. Ee, Şimdi Eren görüşmesi diyor. Mesut Özil'in durumunu görüşmek için Erkut Söğüt olayları zaten malum. Hangi Eren? Ha Eren Elmalı. Eren Elmalı içinde görüşmelerini sürdürüyormuş Fenerbahçe. Şimdi Eren Elmalı içinde açıklama gelmiş. Bilginiz olsun. Nasıl bir açıklama gelmiş? Bakın. Ben bununla ilgili duyum da vereceğim şimdi size. Bu arada bayağı haber okuduk. İyi 10 dakika çok güzel. İyi gidiyorum. Bölmeyin beni. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Kasımpaşalı Eren Elmalı için açıklama geldi. 21 yaşındaki sol bek Eren Elmalı için görüşmelere başladığı öne sürmüştü ancak bu iddialar üzerine bir açıklama geldi. Aynı futbolcunun menajerliğini yapan Eren Elmalı'nın menajerliğini yapan Erkut Söğüt Mesut Özil'in menajeri. İlk görüşmeyi yaptığı iddia sosyal medyada konuşulurken yo ben bazı duyumcu arkadaşlardan gördüm kesinlikle bizdeymiş. %1 milyon bizdeymiş. Öyle söylüyorlar. Şimdi haberin devamına bakın. Elinizi vicdanınıza koyarak bakın. Vicdanlı bir şekilde bakın lütfen bu habere. Şimdi bakalım. Bak, lütfen ama lütfen elinizi vicdanınıza götürün. Şimdi okuyacağım şeyleri dikkatlice dinleyin. Kasımpaşa'nın 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Kasımpaşa ile transfer görüşmesi e, it, yani yapıldığı iddia edilen Eren Ermal'ın menajeri Söğüt bu haberin asılsız olduğunu açıkladı. Radyo Spor'a demiş ki Kazım ile bugün görüştüm ama böyle bir şey yok. Teklif de yok. Benim bu konuyla ilgili bir açıklamam da olmadı demiş. 29 maçta 3 asisti var. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. E, duyumcu bir arkadaş, çok meşhur bir arkadaş aynı şu duyumu vermiş. Fener 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı ile ilgilenen Fenerbahçe oyuncu menajeri Erkut Söğüt ile ilk görüşmeyi yaptı demiş. İstediği kadar Erkut Söğüt yalanlasın. Eğer biz Erkut Söğüt ile Eren Elmalı'nın E'sini konuştuysak Kasımpaşa ile konuşmuşuzdur. Kasımpaşa demiştir ki X fiyatına verebiliriz demiştir. Oyuncunun temsilcisi de bugün Kasımpaşa ile bonservis hakkında görüşmek üzere bir araya geldi diyor. Demek ki fiyat yüksek dedim. Kasımpaşa Eren için 6 milyon euro istiyor. Bu rakamı oyuncu tarafı ve Fenerbahçe realist bulmadı. Erkut Söğüt bu nedenle Kasımpaşa ile görüştü. Görüşmeler ilerleyen günlerde devam edecek. Eren Ermalı temsilcisi kulüplerin anlaşmasını bekliyor demiş. Hatırlıyorsunuz değil mi bu duyumu? Hatırlamanız lazım. Bu duyumu hatırlamanız lazım. Yani hatırlamıyorsanız vicdansızsınızdır. Vicdansızlık yapmayın. Şimdi e, aynı şekilde Ali Koç'un Muleka içinde girişimlerde olduğunu duymuş duyumcu arkadaşlarımız. Muleka ismi de size tanıdık gelecektir. Muhtemelen e, İyi ki bu kanaldayız diyor musunuz ya? Üye olun abone olun hiç fark etmez. Bence iyi ki bu kanaldayız demeniz lazım. Gerçekten bak. Şimdi sosyal medyanın konuştuklarını siz bir hafta önce konuşuyorsunuz. Belki iki hafta önce. Belki bir ay önce konuşuyorsunuz. Üyeyseniz. Ee, bu da bir avantaj değil midir ya? Ya gelecek olsun gelmeyecek olsun fark etmez. Üç hafta önce konuşup şu gelecek bu gelmeyecek bitti. Mesela hallak buna haberi var. Halil Akbunar için de açıklama gelmiş. Onu da konuşalım. Onu da konuşalım. 2, 4, 6 tane haber oldu. Bu da 7. Şimdi Göztepe'de gösterdiği performans da A milli takıma kadar yükseldi. Ha, kalıcı oldu mu? Ayrı mesele ama Halil Akbunar'ın geleceği merak konusu. Ve İzmir temsilcisinin yönetiminden önemli bir isim açıklamalarda bulunmuş. Geçirdiğimiz bu zor günlerde transfer konuşmak pek doğru değil. Halil değerli ve yetenekli bir futbolcu. Bize çok şey kattı. Şunu söyleyebilirim kulüp transfer konusunda önceliği olası yeni sahibine bırakacak. Yani kulüp satılacakmış. Şu anda yönetimimizin Halil'i satması doğru bir girişim olmaz. Olur, neyi olmasın? 2 tane 3 tane futbolcu sattınız. Birini bilmem Amerika'ya sattınız, birini Çin'e sattınız. Kimi yiyorsunuz? Ee, ne diyor? Satışların gerçekleşmesi halinde transfer için değerlendirmelere başlayabilir. Satış işlemleri 1-2 hafta içinde netleşeceğini düşünüyorum. Şu an için kulübümüz Halil için resmi bir teklif yok demiş. Bak haberin devamına bak. Göztepe yönetimi tarafından bir takım adı verilmezken <laughs> çeşitli kaynaklardan edilen bilgilere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Halil Akbunlar'a ilgisinin sürdüğü ifade ediliyor. İstanbul devlerinin Göztepe'nin satışınlarına transfer için düğmeye basacağı gelen haberler arasında. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Göztepe birinci lige düşecek. Yani yüzde %99.9 düşecek. Ben de diyorum ki <laughs> ben de diyorum ki Göztepe'ye futbolcu lazım. İlla ki futbolcu kiralama işine girecek. Hani ben altyapıdan oyuncu çıkartayım, oynatayım derse çıkamaz lige. Bence iletişim iyi kurulması lazım bir şeylerin olması için. Bence. Şimdi olur olmaz bir şey diyemem ama Halil'le ilgili ben bir cümle kurmak istiyorum. Olur olmaz demeyeyim de haline ilgili cümleyi kurayım. Eğer, 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 eğer biz almak istersek rahatlıkla alırız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer almak istersek 5 dakika içerisinde alırız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yine devam edeyim kaldığımız yerden. Eee, Mert Müldür. Şimdi Mert Müldür Fenerbahçe'ye yazılıyor, ediliyor şu oluyor bu oluyor. Ben de Mert Müldür'le ilgili bir cümle kullanmak istiyorum. Mert Müldür Fenerbahçe'nin kapısından içeri girmeyecek diyorum. Herkese de Hodri Meydan. Mert Müldür Fenerbahçe'nin kapısından içeri girmeyecek diyorum arkadaşlar. Hadi herkese Hodri Meydan. Hodri Meydan. Herkese Hodri Meydan. Hadi buyurun. Kapısından içeri girmeyecek. Fenerbahçe'nin kapısından içeri girmeyecek Mert Müldür. Transfer etmeyeceğiz. Planımızda yok. Listemizde yok. Almayacağız diyorum. Var mısınız iddiaya? Varsanız buyurun. Buyurun. Buyurun abi. Yani varsanız iddiaya buyurun arkadaşlar. Ha iddiaya yoksanız bir şey diyemem iddia zaten haram. Ee, Mert Müldür ile ilgili dediğim gibi bak çok güzel kulağa hoş geliyor değil mi transfer dedikoduları duyumları çok hoş geliyor kulağa yani akılcıl mantıklı çok çok hoş geliyor ama boş boş arkadaşlar boş çok bir şey beklemeyin şurada birkaç tane daha duyumum var onların hepsini konuşmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Ee, Tisserant'a Bundesliga'dan iki talip var. İlgilenen takımlar bonservisi vermek istemiyor demiş bir meşhur duyumcu. Şimdi ben olsam ben de bonservisi vermek istemem. Niye vereyim? Yani niye vereyim? Ben olsam ben de bonservisi vermek istemem. Ancak ben bir duyumda bulunmak istiyorum. Bir iddiada bulunmak istiyorum. Tisserant için yanlış lige bakıyorsunuz bonserviste satılacağı başka bir lig olabilir. Bu arada Mert Müldür'le ilgili yarım kalmasın arkadaşlar. İstediğiniz kadar bak sosyal medyada haber duyun. İlgileniyor. Fenerbahçe getirecek. Şunu yapacak, bunu yapacak. İnanmayın. 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 Bu kadar basit. İnanmayın. Eren Elmalı, Uğur Çiftçi, Efecan Karaca. Yazmışlar işte İsmail Kartal bu isimlere rapor etti Ocak ayında. Doğru. Bu isimleri rapor etti. Alabilirsiniz dedim. Hani Fenerbahçe'ye ihti ihtiyacımız olan bölgeler bunlar dedi. Efecan olmadı. Halil Akbunar dedi. O Allah bunlar demek ki kesin sezon sonu bizde diyor. Dediğim gibi istediğimiz anda 5 dakika 15 dakika içinde alırız. Ama ben ne Uğur Çiftçi ne Efecan Karaca. Ne ee, Halil Akbunar ne Eren Elmalı hiçbirini beklemiyorum. Benim beklediğim çok farklı. Kimi bekliyorum? Anthony Vakayeme. Nu Yazılışı Nuvakame. Ee, nerede bu? Fenerbahçe'ye önerilen Fenerbahçe'ye önerilen Vakayeme'ye yönetimin 1,5 milyon euro imza parası yıllık 2 milyon 750 bin eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Bakın. Vakayeme ile prensipte anlaşılmış. Prensipte anlaşılıyorsa her konuda anlaşılmıştır. Bakın her konuda anlaşılmıştır prensip anlaşması. Yani ecigim, bücigim, cücigim hepsinde anlaşılmıştır. Kim söylüyor? Duyumlarını tersten okumanız gereken Aygün Özipek. Nasıl yani hocam? Yani şöyle anlatayım Türkçe mealle. Vakayeme Fenerbahçe'ye gelmeyecek. Yani Aygün Özipek bu duyumu verdiğine göre gelmeyecek. Ha ihtimal var mıydı? Vardı. Görüşme e, yoklama çekilmiştir muhtemelen. Çünkü ya bak Vakayeme, HM, Larin bunlar boşa çıkacak isimler. Yani bunlar boşa çıkacak isimler. Bunlar kendilerini bir yere atmak isteyen isimler. Yapmayın etmeyin. Yemeyin yani. Siz de ben de benim kadar siz de artık duyumlar anlıyorsunuz. Sizi de en az kendim kadar duyumcu yaptım. Rahat olun. Yani Larin e, vaka ki yüksek bedel isteyeceklerdir. Yani ne kadar çok kazandın kar. Şu an bir işte çalışıyorsunuz. Beş katını teklif etseler gitmez misiniz o işe? Yok ben işimde mutluyum. Hemen hemen benzer şartlarda olsa ya da daha iyi şartlarda olsa evinizin dibinde olsa ne bileyim cumartesi pazar tatil olsa hangi angut kabul etmez? Düşünsene ya aynı iş beş katı maaş alacaksın. Cumartesim tatil, pazarın tatil, o kebap. Turkish Delight. Lokum. Ya bu da benzer bir şey. Şimdi ee, yine devam edelim. Vaka yemeğe yönetim buçuk imza parası 2.750'den 3 yıllık sözleşme. Prensip anlaşılmış. Peki ben bir şey merak ediyorum. Trabzonspor'dan aldığımız hangi futbolcunun hayrını gördük? O gün Abdullah Gökhan Gökhan Ünal Mehmet Ekici, Novak, Sosa, başka özel urmacı kısmen Trabzonsporlu kısmen Fenerbahçeliydi. Onu da sayayım. Hani özel urmacı diyeyim. Hani kaçının hayrını gördünüz? Kaçından e, full performans aldınız? Kaçından memnunsunuz? Ya da bugün Trabzonspor'dan gerçekten alacak olsanız bak dışında ikinci bir isim söyleyin bana. Kimi alırsınız? Ben Siyopis'i alırım ben manyağım da. İkinci bir isim alırsam beğenmezsiniz. Beğenip almazsınız. Belki bak gazetede hocam gol orucunda ya o da bitti falan. Şu hocam böyle adamlar şampiyonluğa koşuyor. Neyle koşuyor? Yani ben söylüyorum. E, ben vakayemeyi beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Ha! Hocam senin de bilmediğin bir sürpriz olur mu? Neden olmasın? Neden olmasın benim de bilmediğim bir sürpriz? Bak ben Türkçe konuşacağım. Rakip takım taraftarlarına da malzeme vermek istemiyorum ama Bence vakayeme denenmiştir. Bence denenmiştir. Bir şey yapılmaya çalışılmıştır, alınmaya çalışılmıştır belki de. Belki de görüşülmüştür, belki de. Ama olmamıştır belki de. O yüzden de olmuyorsa yani olmuyorsa çok da uğraşmamak lazım. Bence yani bence çok da çok 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 da uğraşmamak lazım bence bana kalırsa. bir de şimdi iki camiayı birbirine düşürmenin de lüzumu yok. Ha ben bu haberlerin bilerek yapıldığını düşünüyorum. Niye biliyor musunuz? Şu anda ortalığı germe peşindeler. Trabzon Fener çatışması çıksın istiyorlar. İşte Trabzonlular şey yapsın. Çıldırsın. Elinden gelen ardına koymasın. Fenerliler çıldırsın. Elinden gelen ardına koymasın. Ortalık karışsın istiyorlar. Ben bir şey söyleyemeyeceğim. Bir fikrimi beyan etmek istiyorum ama etmeyeceğim. Çünkü yani ne dersek diyelim birileri başka taraftan anlıyor. Başka şekilde anlıyor. O yüzden ben yorum yapmayacağım. Ama benim duyumlarıma göre beklemeyin Vakayeme'yi. Fenerbahçe'ye beklemeyin. Ha! Trabzon'la belki uzatmak için de Fenerbahçe adını kullanıyor olabilir. Hani Trabzon gaza gezi Şimdi Vakayeme Trabzon Spor'dan Beşiktaş'a gitti. Kimsenin umurunda olmaz. Zaten Trabzon baş Başkanı şey Beşiktaş başkanı Trabzonspor'un hiç önemli değil. Ama ama Fener'e gitti adı anılırsa sıkın Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe ile adı anılsa hemen belki bir saat içinde belki bir gün içerisinde Abdülkadir Ömür çıkar der ki ya ben gitmem oraya der mesela. O çok olaylar bu kadar ciddi olsa. O yüzden ben ciddiye almamanızı tavsiye ediyorum. Ha iyi topçumu mu? Benim anlatmama gerek yok bu sezonki performansını görüyorsunuz. Yani bu sezonki performansını görüyorsunuz. Benim anlatmama gerek var mı? Bence yok. Bence benim anlatmama gerek yok. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Ne edecek? Ama ben beklemeyin diyorum. Kimsenin de hayallerinizden oynamasına izin vermeyin diyorum. Fenerbahçe Lamine Diak'ı bundan sonra daha dikkatli izlesin demiş bir duyumcu. Yani hiç izlemediğim bir isim. Merak ediyorum. Lamine Diak mevki ön libero. Tuzla Spor'da oynuyor. Yaşı kaç? 21. Çok güzel. senegalli 1.86. Senegal'ı bu 20'de iki kez oynamış. Süper. Ee, yazın almışlar. 375 bin euro. %86 Fenerbahçe olasılık vermişler. Transfer market. Ee, Şukupi'den almışlar. Şukupi. Kuzey Makedonya ekibinden. 30 maçta 2 gol 1 asisti varmış 1983 dakikada. İzleyin bakalım arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe'ye gelen Senegalliler ve Brezilyalılar tutabiliyor. Ya yani tutabiliyor arkadaşlar. Hocam Luis Gustavo tutmadı. Ya saçmalamayın. Luis Gustavo Fenerbahçe'de çok da güzel tuttuydu. Sonra sonradan sistem değişti. O oldu bu oldu. Ee, onu söyleyeyim. Bunun haricinde Yine bir duyum var. Filipi Filip Kenny diye. Bu arkadaş da 22 yaşında Senegalli. Bu da Bandırma Spor'un forveti. Yani birincilikte ligde statü olarak ikincilik lig yani bir süper ligin bir alt kademesi. Bu Kenny de o Kenny Kenny forvet kanatlarda da oynayabiliyor. 1.90 bak 1.90 olması beni çok şaşırttı. Kolay kolay 1.90'lık oyuncular kanatta oynamaz. Çünkü süratli olmazlar genelde. 29 maç, 10 gol, 7 asist, 2485 dakika. Fransa'da bir takımdan gelmiş senenin başında. O da. Bak şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Bu tip isimler 2 senelik 2 senelik sözleşme imzalamışlar. Bu tip isimleri bu sene değil de gelecek sene almak çok daha mantıklı olur. Eğer alma niyetim varsa. Ama bu tip isimlerle ilgili de duyum çok çok gelir. Şimdi. Yaş 22. Bandırma Spor'da 10 gol 7 asisti var. Ee, ilgimiz var diyorlar. Onu da bilemeyeceğim. Tisserant'ı da konuştuk. Ee, Fenerbahçe Tuzla Spor'dan kaleci Emre Koyuncu'yu istiyormuş. Takip ediyormuş. Pardon özür dilerim. Emre Koyuncu'yu takip ediyormuş kaleci. Yaş 26. Yani yaş 26. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, bence bu haberleri üreten arkadaşlar bir noktaya atlıyorlar. Atladıkları noktayı söyleyeceğim size şu. Bence bu bu haberi yapan arkadaşlar Tuzla Spor'la bizim aramızdaki ilişkiyi yanlış anladılar. Hani uçağı kim sürer? Pilot sürer. Değil mi? Yok partner mi sürüyor? Yok pilot sürüyordu. Yani uçağı kullanan pilot sürüyor değil mi? De? Kullanıyor diyelim. Şimdi sen pilotu görüp de ya bu pilot değil dersen insanlar sana güler. Takım işi de böyle. Bazen bir futbolcuyu almak istersin. Pilotla almak istersin. Yani pilotla uçakla gitmek istersin ama gidemezsin. İnsanlar bunu yanlış anlar. Transfer etmek istiyorsun anlar. Ama sen onu uçağa bindirmek istiyorsundur. Pilotla gezdirmek istiyorsundur. İnsanlar yanlış anlayabilirler. Bence bu haberlerde yanlış anlaşıldı. Emre Koyuncu'yu da duyumlarımızın arasına ekleyelim. Ama benim beklemeyin dediğim isimlerden. Evet arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 8'den ziyade 10, 12, 14, herhalde 14 tane, 16 tane duyum verdik. Şu hep üyelere duyum veriyorsun, abonelere vermiyorsun diyen arkadaşlar herhalde doya doya duyuma doydular. Bakın, hepinize söylüyorum. Şahitsiniz. Bakın bu videonun beğeni sayısı ne 300, ne 400, ne 500. Hiçbirini geçmeyecek. 200'de falan tıkanıp kalacak. Hatta çok da izlenmez belki. Belki 3000 bile izlenmeyecek bu video. Sonra diyorlar ya, niye hep üyelere duyum veriyorsun diye. Üyeler en azından bir ücret veriyorlar, bir karşılığını veriyorlar. Abone arkadaşlarımız bir beğeniye bile çok görüyorlar. Bu da benim zoruma gidiyor. Ya diyorum bak ne kadar uğraştık, ettik. Ya insan beğenmez mi diyorum ya? Yani e, hakikaten aşk olsun ya. İnsan beğenmez mi ya? İnsan gerçekten böyle bir duyumu beğenmez mi ya? Neyse bakalım belki de sorun bizdedir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni de çok görmesiniz sevinirim. Görüşmek üzere.